Bismillahirrahmanirrahim. Rehletun bir yolculuk. Nerede yapılan yolculuk? Bil kıtari, tren ile. Kıtarun, tren demek. Buradaki ba ise ile diye çeviriyoruz. Yani aracılığı ile, vasıtası ile. Tren vasıtası ile yapılan bir yolculuk. Tam böyle çevirmek gerekirse ayrıntısıyla böyle. Safer yolculuğa çıktı. Kim? Ömeru, Ömer adlı kişi. Ne ile yolculuğa çıktı? Bisikletle mi? bil kıtari tren ile. Tek mi? Ma'i bihi, babasıyla beraber. Ma'a beraber demek. Er baba, hi kendi. Kendi babasıyla birlikte trenle yolculuğa çıktı. Ve celesa ve babası da kendisi de oturdu. Her ikisi de oturdu. Nereye? Fi mek'adeyni. iki koltuğa. Mek'adun bir koltuk. Mek'adani mek'adeyni iki koltuk. Nasıl iki koltukmuş bunlar? Mütecavi rayni. Komşu iki koltuk. Yani yan yana olan. Aralarında farklı bir koltuk olmayan. Bitişik olan iki koltuğa oturdular lemma dığı zaman nezele lemma nezele indiği zaman inince ne kim er -rakibani. iki tane binici trene binmiş olan iki kişi inince ellede o iki kişi ki kana o ikisi idi neydiler yecdisani oturuyorlar idi emame huma her ikisinin önünde huma her ikisi. O ikisi. Hangi iki? Bir, Ömer. İki, babası. Yani huma o ikisi derken Ömer ve babasının emamında. Emam önünde demek. Ömer ve babasının önünde. Yani kendilerinin önünde oturuyorlardı. Kendi önlerinde oturan iki kişi. İnince ne oldu? Cevap geliyor değil mi? Rafa kaldırdı. Kim? Ömer Ömer adlı kişi neyi? Rici iki ayağını ayağa, havaya kaldırdı. Ve veva koydu Ömer adlı kişi neyi koydu? Gademeyhi iki ayağını da neyin üzerine koydu? Ala ahadil mek'adeyni. Mek'adeyn iki koltuk demek. Ahad biri. İki koltuktan birinin üzerine ayaklarını koyduğu. Şimdi burayı bir de gramer olarak ele alalım. Buraya kadar olan kısmı. Önce bir burayı silelim. <Sessizlik> Safara faale yufailu mufaale babından mazi fiil olur. Mufaale babından mazi fiil. Fetha üzere mebnidir. Ömer kelimesi onun failidir. Ömer kelimesi gayrimusarif olduğundan tek zamme almış. Görüyorsunuz tek hareke. Ömerun <laughs> değil yani. Rada ne yok. Şöyle iki tane ötre yok yani. Temin almaz. Gayrimusarif temin almayan ve esreyi kabul etmeyen kelimedir. Enla kesra <laughs> ve la tenvini. Kesre ile tenvini de kabul etmez. Ömer kelimesi fail merforaf alameti sonuncu hafta bulunan zammedir. Ömer'i kim raf etti? Sa'tara kelimesi. Çünkü fekullu fi'lin yerfe'u ve yansibu her fiil eder, nasb eder. Yani Ömer kelimesindeki zamme safer fiilinden kaynaklanmıştır. Peki Ömer yolculuğa çıktı. Ne ile beraber, ne aracılığı ile yolculuğa çıktı, yolculuk yaptı? Ba harfi cerri sa'tara fiili ile mütalliktir alakalıdır, ilişkilidir. Yoksa bil kıtari tren ile, tren ile ne? Tren ile yola çıktı, yolculuk yaptı. Yani bayı, bağ ile bitişik olan bu kelimeyi safara fiiliyle ile ilişkilendirmekteyiz. Mutallak ya fiildir, ya manay fiildir ya da şibih fiildir. İzhar kitabında aynen böyle geçer. Bağ harfi cel el kıtari onun mecrurudur. Kıtar kelimesi müştak bir kelime değildir. Değil mi? Ma zarftır ve muzaftır. Zarftır ve muzaftır. Ed kelimesine değinmek gerekirse ev kelimesi biraz özel bir kelimedir. Ebun diye yazılır böyle müfret yazmaya kalkarsan baba demektir. Ebi kelimesi Esma-i Sitte Muhtelle, altı illetli isim diye adlandırılan gruptan bir kelimedir. Kitaba göre değişir. Farklı bir kitapta Esma-i Sitte değil, Esma-i Hamse, beş illetli isim diye geçer. Beş illetli isimden birisidir. Raf halinde vav alır. Yani şöyle Ebu şeklinde. Nasbında Elif alır. Şöyle Eba gibi. Cerrinde yağ alır zaten almış yani yazmama gerek yok onu burada bağdan sonra yağ gelmiştir. O zaman ne halinde? Cer halinde. Şimdi bizim bu ev kelimesinin bu irabı alabilmesi için bir takım şartlar var. Onlar nedir? Evvela ev kelimesinin Havamile göre anlatmak gerekirse üç tane şart vardır. Ev kelimesinin az önce bahsettiğim şekilde irap alabilmesi için şartlar var. Bir tanesi bunun müfret olması. İkincisi ismi tasgir kalıbında olmaması. Üçüncüsü mütekellim yasından başka bir şeye muzaf olması gerekir. Burada ebi kelimesinde üç şartta mevcut olduğundan hiçbir eksik olmadığından ceralamit olarak yayı almıştır. Ma zarf ve muzaftır. Ebi onun muzafın ilehidir. Ebi kelimesi aynı zamanda muzaftır. Hi de onun muzafın ilehi olmaktadır la'ibihi babasıyla beraber babasıyla birlikte celese bildiğiniz müfet müzekkeri gayet mazi fiildir celese. burada ne olmuş celesa olmuş yani sonra bir tane elif eklenmiş böylece kelime tesniye olmuştur tesniye müzekere, gayiptir celese celesa ketebe keteba nesara nesara gibi Elif var sonunda. Buradaki elif bu kelimenin faili olmaktadır. Kelimenin faili eliftir. Celesa o ikisi oturdu. Hangi ikisi? Bir Ömer, iki babası. Bu ikisi yani. Oturdular. Nere, nerede oturmuşlar? Fi mek'adeyni. İki koltukta. Ka'ade yek'udu. Şöyle yazalım. Ka'ade Dal burası. Lam değil. Peki yazamadım. Ka'de yak'udu. Ka'de yak'udu. Birinci bab değil mi? Ka'de yak'udu. Birinci bab. Mek'adun diye gelir. Ne? Mek'adun. Nedir mek'adun? İsmi zaman, ismi mekan, mimni maslar. Zaman, mekan, mimni maslar. Mek'adun diye gelir. Nasar'a, surudan nasıl? sarın geliyorsa. Kaide, Yekudu'dan da Mekadun gelir. Kaide oturdu. Yekudu oturur. Mekad, oturma yeri, oturma mekanı. Yani koltuk. Mekadani, Mekadeyni, tesniye. Mekadani, tesniyedir. Ama cerhali olduğundan Mekadani değil de Deyni. Elif yok, ya var burada. Niye? cer hali olduğunda. Başında fi harfi cerri var. Harfi cer ne yapar? Cer eder. Cer etmiş. Tesliğinin cer alameti nedir? Yağdır. Mek'a deyin. Fi mek'a'dan iki koltukta, iki koltuğa oturdular. Yani fi harfi cerri nedir? Celesa fiili ile ilişkilidir. Şiir cümlesi burası fark ediyorsunuz. Burası da fiil cümlesiydi. Değişen bir şey yok. Peki iki koltuğa, yani koltuklara oturdular diyelim. Babası ve oğlu iki koltuğa oturmuş. Nasıl koltuk bu? Bak devamında sıfatı geliyor. Mütecavira, mütecavirayni. Mütecavirani, mütecavireyni. Mütecavirayni tefa'ül babındandır. Teba'ede, yetebaedu, teba'üden mezunu tefal babından ismi fail tesniye mecrur tefal babı ismi fail tesniye mecrur mütecavir komşu yani yakın yan yana olan yani aralarında mesafe yokmuş mütecavirayni aynı ne nesi olur sıfatı olur bunlar sıfat mevsuftur mütecavireyn özellik bildiriyor. Mekadeyni kelimesinin kelimesine ait özellik belirtmektedir. Sıfat olduğunu nasıl anlarsın? Her ikisi de aynı anda nedir? Nekredir. Her ikisi de tesniyedir. Her ikisinin de irabı aynıdır. Mana sıfat mevsuf olmaya elverişlidir. Nekredir. Lemma Fiilin evverinde, fiil muzari'nin evverinde farklı bir iş, fiil mazinin evverinde farklı bir iş yapar bildiğiniz üzere. Muzari'nin evverinde cezmeder. Nesara yen suru, lemma sur, ketebe yektubu, lemma yektubu. Mazinin evverinde ise öyle değil ama. Mazinin evverine geldiğinde bir defa mana daha farklıdır. Nedir? zaman manası verir. Dığı zaman mesela olunca veya olduğu zaman, olduğu vakit. Lemma nezele inince, indiği zaman, indiği vakit. Mana olarak böyle. Görev olarak, irab olarak ne yapar? Cümleyi ne yapar? Mecrur kılar. Cümle olarak ama gidip nezele mecrur oldu demezsin. Nezere ile birlikte başlayan fiil cümlesi mecrur olmuştur dersin. Tabi cümle olduğu için mahallen mecrur oldu demen gerekir pekile ma nezele inince lemma burada zarftır zaman belirttiği için aynı zamanda muzaftır, cümleye muzaftır nezele fetha üzeri mebni mazifi nezeleyen zilu varebe yıldırı bu babında er rakibani faildir rakebe rakibe, rakibe kökünden rakibun isim fail rakibani, yine isim fail ama tesniye, merfu, Rafa alametine elif faildir, tesniyedir, merfudur, raf alameti eliftir. Nun bu kelimenin an itibariyle muzaf olmadığını gösterir. Başka bir şey değil. Elledani ismi işarettir. Elledi, elledani, elledeyni. Veya isim mevsuldür diyelim değil mi? İsmi işaret demeyelim. Elledi, elledani, elledeyni. Hada halidi. İsim mevsuldür. Burada sıfattır marife olan bir kelimeden sonra, bir kelimeden sonra gelmiştir. Burada sıfat olarak değerlendirilir. O zaman er-rakibani mevsuf olur. Doğrudur. Nezzele fiil, rakiban fail ve mevsuf, elledani onun sıfatı olmaktadır. Nezele rakibani cümle olarak nedir? Mahallen mecrurdur. Çünkü lemma onları mahallende olsa cer etmiştir. Kâne, kâna. Bildiğimiz kâne fiili. Burada ne olmuş? Kâna olmuş. Tesni olarak gelmiş. Kâna o ikisi idi. Hangi ikisi? O binen kişileri kastediyor yani. Binici olan iki kişi var ya. Kendisinde ne var? Elif var. Bu elif kânenin ismi olmaktadır. Kâne, üzere mebni bir fiil. Fethâ üzere mebni mazi bir fiil. Elif onun ismidir. Haberi nasip eder, ismini raf eder. İsmidir o zaman mahallen merfudur elif. Celese yeclisu yeclisani. Muzari tesniye merfu. Raf alameti sondaki nunun varlığı. Bak elif demiyorum bu defa. Niye? Fiildir. Rakibani idi. Raf alameti elifti. Nun değildi. Çünkü isimdir. Yeclisan merfu raf alameti nedir burada? Nundur. Elif değildir. Niye? Bu fiildir. Fiil ile ismin alametler aynı olacak değil yani. Karıştırılmasın. Peki yeclisan muzari merfu raf alameti sondaki nunun varlığı elif tesniye olduğunu gösterir. E, muzari fiil nun nesi? Onun faili. Fiil fail birlikte ne olur? Fiil cümlesi olup mahallen mensub olarak kânenin haberi olur. Evet böyle olur. Emame zarf ve muzaftır. Huma muzafın ileyhi olmuş olur. Muttasıl mecrur zamirdir. Mahallen mecrur olur. O ikisinin önünde oturuyorlardı. Lemma nezele errakibani o iki binen kişi binmiş olan iki kişi kalkınca koltuktan kalkmışlar. Ne oldu? Cevap geliyor bak. Harafa kaldırdı. yer yerfa'u. Fetha Üzerim mazifil. Ömer onun failidir. Yukarıda Ömer ile alakalı açıklamalar yapmıştık. Aynı şeyler geçerli. Ver mustariftir yani. Rafa fiil, Ömer fail. Riclani, ricleyn. Şimdi bir tane kelime var. Riclun, <laughs> müfret. İlk harf ra burada. Çok iyi olmadı ama. Riclun, <laughs> müfret. Riclani, <laughs> tesniye. Ricillani tesni ama raf hali. Cer haline gelir. Ricilleyni diye gelir. Ricilleyni. İşte Ricilleyni yazıyordu burada. Rafa fiil, Ömer Faili, Ricillani, Ricilleyni meful olduğundan mensuptur. Nasb alameti yağdır. Tesniye, tesniye alameti ya. Tesniye nasb alameti yağ olur. Evet. Ricilley yazıyor. Doğru. sondan nun niye yok ama? Burada var yazıyorsun. Burada yok. Çünkü tesneler muzaf olduklarında sonlarındaki nun düşer. Düşmüş yazıda. Çünkü ricileyni kelimesi muzaftır. Peşine gelen hi muzafın ilehtir. Ricileyni hi. Nun gitti. Ricileyhi kaldı. Tamam mı? Ya ile ha arasında nun vardı. Kestrele bir nun vardı. Şu anda yok. Niye yok? Tesneler muzaf olduklarında sonlarındaki harfi yazıdan düşürülür, silinir, yazılmaz. Bu kaydeden ötürü yok. Rafa kaldırdı Ömer Ömer ricleyhi her iki ayağını da ve veva'a veva koydu. Fetha üzere mevni mazi fiil. Kim koydu? Hüve gizli zamir faildir. O Ömer koydu yerleştirdi. Neyi? Kademeyi her iki ayağını da burada da aynı şey var. Az önce ricilani, ricileyni diye anlattığımız şeyin aynısı. Burada da nedir? Söz konusudur. Yani kadem kelimesiyle alakalı. Müfret olarak nasıl gelir? Şöyle yazılır. Kademun. Bir ayak. Kademani. iki ayak. Tesniyedir. Merfora falamet elif. Naslı ve cerri elif yerine ya getirerek yazman gerekir. herhalde böyle. O zaman nasıl olur? Kademeyni olur. Kademeyni. Kademeyni. Burada ne yazıyormuş esasen? Kademeyni yazıyormuş. Ama tesniyedir. Muzaftır. O zaman muzafsa ne olur? Bir tesniye muzaf olursa sondaki nun harfi yazıdan silinir. Düşürülür. Düşürdük nun yok. Yerine kaldı. Gade mey kaldı. Muzaftır çünkü. Peşine de muzaf ilehi olan hi var zaten. Görüyorsun. Nunun düşme sebebi burada tesnelerin muzaf olmasıdır. Rej lehi gade mey. Aynı kurallar var yani. ikisinde aynıdır. Birini anladıysan öbürü de aynısı olduğunu bil. Peki niye gade mani değil de gade meyini niye elif yerine ya yazdık? Çünkü kelime nedir? Mef'uldür. Mef'ullerin nasb halinde yazılması gerekir. Ve fiil, ve fa'il, kademeyhi, onun mef'ulüdür. O zaman mensup yazılması gerekir. Tesnelerin mensupluk durumu nasb alameti yağdır. Feta değildir. Feta arama ille. Peki, ala cer, onun mecruru, ehad muzaftır aynı zamanda el mek'adeyni de onun muzafını ileyhi olmaktadır. Mek'adani mek'adeyni tesniye mecrur şu da vardı zaten aynı kelime aynı kurallar burada da söz konusudur. Ala neyle ilişkili? A -a -a ve da'a ve koydu kademi iki ayağını neyin üzerine koydu? Ala ahadil mek'adeyni. İki koltuktan birisinin üzerine koydu. Ahad biri. Ala üzerine. Bu şekilde iki satırlık bir inceleme yapmış olduk. İnşallah faydalı olmuştur diyoruz.